Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar günü, bugün Kastamonu'nun meşhur tridini yapacağız, simit tridini. Ufaktan malzemelerimizle başlayalım. Simit tridi yapmamız için temel malzememiz kel simit. Biz kel simitlerimizi elimizle bu şekilde ufaladık. Orijinali bu şekilde ufalanarak yapılanı doğramıyoruz. Bu şekilde elimizle böldük simitlerimizi. Böyle hazırladım tepsiye. İkinci malzememiz kıymamız. Kıymamı ben şu an kavurmak için hemen ocağa koyuyorum. Kıymam kavrulacak. Bu şekilde ben anlatırken. Kıymamın önce suyunu salıp çekmesi için önce boş tavaya koyuyorum. Sonra içerisine biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Ama sonra ikinci ve üçüncü temel ve en önemli malzememiz de kemik suyumuz. Bakın arkadaşlar. İlikli kemik suyu sapsarı. Ben bunu öğlenden beri ilikli kemiği kaynata kaynata bu şekle getirdim. Yaklaşık 7-8 saat kaynaması gerekiyor. İliğinin çıkması için. Çünkü ilikte şifa var. Kolajen deposu. Muhakkak siz de tüketmeye çalışın. Çok faydalı. Şimdi bir yandan da onu da altında açayım. Zaten sıcak ama iyice kaynar olması gerekiyor. O da kaynasın. Kıymam zaten hemen kavrulacak bir şey. Böyle bir şekilde. Kıymayı da yağsız kıymadan çektirdim bu arada. Güzel, şöyle ufalayayım. O hemen kavrulacak. Önemli olan iyice pişmesi. Ondan sonra diğer malzememiz tereyağı. Üzerine tereyağı gezdireceğiz. Benimki hakiki köy tereyağı. Bakın sapsarı mis gibi. Her zaman aldığımız yerden alıyoruz zaten. Bu şekilde tereyağın üstüne coslatacağız. Bunu en son. Şimdi ocağa koymuyorum. Ve tereyağımızın altında olacak olan yoğurdumuz. Simitlerimizi ıslattıktan sonra kıymalı sos dökmeden böyle yoğurt ekleyeceğiz. Ben güzel yoğurtlarımı çırptım. İçerisinde de bakın dövülmüş sarımsağım var. Sarımsak olacak arkadaşlar. Simittir de sarımsaksız olmaz. Ben günlük hayatımda çok böyle sarımsaklı şeyleri tüketmiyorum ama hani bu simittir de olmaz yani sarımsaksız. Öyle diyeyim dış sesim. Öyle. Tridine tridim. Tatlım konuşabilirsin. Arkadaşlar yeni dış sesim, yeğenim Simge. Evet. Benim yeni dış sesim. Bakın içine ben sarımsaklarımı ilave ediyorum. Biraz da bunu sulandıracağız. Biraz benim şu an yoğurdum katı. Ben sulandırmadım. Birlikte sulandırırız diye. Tatlım şuradan su alayım. Az bir şey, çok değil. Hem de içinin şeyi kalmasın. Bakın. Bu kadarcık yeterli. Böyle güzelce bunları buluşturacağız. Kastamonu'nun simidi, kel simidi çok meşhur arkadaşlar. Simit tridinden de böyle bir yemek bulmuşlar. Biz de bunu sizlerle birlikte şimdi yapmış olacağız. Ya başka şehirlerde de mesela kel simit muhakkak var ama hani meşhur olan yeri Kastamonu. Biz bir keresinde Ankara'ya gittik hastane için. Neyse buradan doktora hediye götürüyoruz. Ondan sonra elimizde poşetleri de şey, ambalajı yok poşetin, şeffaf poşetle içinde kel simitler var. Doktor bizi hani tanımıyor daha, ilk defa görüşeceğiz. Elimizdeki poşetlerden biri bizim Kastamonu'dan geldiğimizi. Öyle bir şey yani ama çok güzel bir nimet. Hatta şarkısı da vardı. Neydi şarkısı? Tridine tridim. Tridine bandım. Afak nasıl unuturum ben bunu? Ah benim pamuğum, hatırlattın bana. Hatta açıp araları bunlandık böyle. Tridine bandım. Şimdi biz tride banacağız. Bakın yoğurdum böyle bu kıvamda olacak ya. Aynı şey. Hani mantının üstünde dökeriz ya. Çok da cırcırık etmeyin yani içine su ekliyoruz diye. Ben hazırladım. Sarımsağımı da döverken içine birazcık da tuz attım. Hani çok da yavan değil. Birazcık tuzlu. Kıymam arkadaşlar. Gel kızım kıymanı göster. Bakın rengi dönüyor kıymamın. Böyle suyunu salıyor. Suyunu çekince de birazcık yağ ekleyeceğim. Bu şekilde. Mutfak var ya, o kadar sıcak oldu ki. Bugün de hava da bir sıcak. Büyük tencerede iliği kaynattım Simge. Öğlenden beri fokur 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 fokur. Sıcaktan duramadım. Aynen. Vallahi sıcaktan bayıldı. Sıcaktan bayıldı. Kastamonu lafı. Gerçekten sıcaktan durulmaya yani. Ah keşke anneannem de olaydı. Keşke. Kızıma gitti.
Anneannem büyük teyzeme gitmiş arkadaşlar. Keşke anneannem olaydı da size anneannemi de göstereydim. Bakın ilik suyum sapsarı. Önemli olan kemiği kaynatmanız değil. İçinin iliğinin çıkmış olması lazım. Böyle su sapsarı olacak yani. Püf noktası bu. Yoksa boş kemiği kaynat kaynat. Ha, kemiği de kaynatırken püf nokta şu. Bir kere önce kanlı suyunu atmanız gerekiyor arkadaşlar. Suda bekletmeniz gerekiyor. Sonra pişirirken suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu aşamaya geliyor. Hani kolay bir süreç değil. Ama köyünüz aynen varsa, bahçeniz varsa büyük kazanlarda yapın. Odun ateşinde falan. Hem daha kolay olur hem daha lezzetli olur. Bence. Evet, bence de. Sonra simitlerimizi de böyle. Ben doğrayalım dedim. Yengem dedi ki doğramayalım dedi. Orijinal dedi, böyle dedi. Meşhur simit tiritçi dedi, böyle de eliyle ufalaya dedi. İyi dedim, yenge öyle edelim o zaman. Böyle orijinalin meşhur hali bu şekilde arkadaşlar. Doğrama meşhur değilmiş. Böyle hazırladık. Kıymam benim, bakın neyle suyunu salıyor, gördünüz mü? Ah ya. Bu suyunu çekerken ben buna sıvıyı arkatacağım. Buna öyle başka bir baharat katılmaya. İyice de ufalayın da bütün kalmasın. Simge sen ne edemedin görüşmeyle tatlım? Ne dedim Nazlı abla, biz de anneannem bile gittik geldik. Anneannen gelin iş görüyorlar. Ne bana yukarılarda? Köye gitmişler gelmişler. Evin içlerinde gelinden uşak değişik. Allah herkese iyilik versin. Aynen. Bir daha gidersen selam söyle anneanneye. Buradan da aynen, eğer bir gün izlerse Nazmi abla sana da selam olsun. Anneannem. Arkadaşlar benim kıymam birazcık kavrula koysun. Tamam mı? Kıymam kavrulduktan sonra tiriting aşamaları gelince, ilik suyum da kaynayınca tekrar görüşeceğiz. Şimdilik videomuzu durduralım. Arkadaşlar şimdi kıymam kavruldu. Ocaktan aldım. Kel simitlerimi bakın tabaklara aldım. Ondan sonra tereyağım da eriyor. Hemen buradan tiriting yapılış aşamalarına geliyorum. Gel pamuğum yaklaş. Bakın benim kaynattığım kemik suyu. Ben bunu kepçeyle alıyorum. Böyle her yerlerine döküyorum. Tatlım biraz aşağıdan tutar mısın kamerayı? Şöyle tutayım mı? Evet. Bakın böyle. Bu bunu çekecek arkadaşlar. Sırayla. Tabaklara böyle ben kel simitleri böyle güzelce nasipay ettim. Ortaya tepsiye de dökebilirsiniz. Neyle yemek istersiniz gayrı. Şöyle simitleri ıslanacak kadar. Bu simitle bu şeyi çekiyor arkadaşlar. Etin suyunu. Bunu edemeyin de pek kötü derler. Ne derler tatlı? Pek kötü derler. Ne kötü? Tiridiye Kastamonu olmayan, belki bilmeye bilen ama Kastamonu olan bunu bilecek yani. Bilmeyene de kütük dibinde mi yediştin derler. Aa bak bu lafı bilmiyordum. Neymiş tatlım, bir kere daha deyiver. Kütük dibinde mi yediştin? Benim pamuğum her şeyi biliyor. Arkadaşlar. Bunu sakın sulu sulu ne oldu diye düşünme. Bu hamur, yani ekmek, simit bunu çekiyor yani. Bunu böyle koyacaksınız. Elim yaktım. İyice ıslanması gerekiyor bunu. Yağımı da altını ısayayım. Artık ısıtlanma, yağımın yanmasını da istemiyorum. Bu ekmeği ısladım, bu ekmeği ısladım. Tek kaldı. Bak tatlım, tereyağını da göster. Tereyağı da iyice kızmış olacak. Köpürecek öyle. Bu şekilde. Şöyle hafiften, bak gördün mü? Çekmiş bile. Üstlerine çekenlere böyle suyunu duyuyorum. Kuru kuru olmasın. Bu ıslak olacak yani. Mantı gibi düşünün. Şöyle bak benim pamuk. Görüyorum şöyle şey, ekmek sus, ıslak sus. Yok. Şöyle anlayacağım. Islandı galiba. Şurada biraz yok.
Siz bunu arkadaşlar tabaklara etmeyebilirsiniz, tepsilere dökebilirsiniz. Neyle dersiniz? Hayır, tereyağını kapa diyor. Tereyağım elimi iyice kızıştı. Galiba bundan da olsa tereyağı yanar. Şimdi yoğurdunu döküyoruz. Bakın sarımsaklı yoğurt, mis gibi. Bunu mantı gibi dökeceksiniz. Şöyle her yerlerine gelsin. Döktüm. Nazar. Bol yoğurtlu olsun da şöyle baymasın bizi. Ah benim pamuğum. Maşallah. Hastamı otilediğini bilmeyin ne derleri dattım. Kutuk dibinden büyüdüm derle. Kayınlasına filan edivesin gelen mi? Vallahi evet bak gelinle kayınlamızı edivin. Kayınlamız bek sever. Benim gelin bitirdi etmiş derle. Hı. Uslu karılar böyle şeyi çok severli. Bir düğünde bir bayramda konuşulur. Haydi. Vallahi. Yoğurdum az mı geriye ne? Yoğurdum az geliyor. Şunlardan bir pay edeyim. Bu hatta şimdi çıkarırsam bir şey soğuk çarjım. Renkleştim hele. Şuralardan şöyle. Dur ben buna yoğurt çıkarayım dolaptan. Yetmedi bak görüyor musun? Harcım. Olur böyle vakalar. Kısaldı. Vallahi de be. Hadi göster. Tamam şimdi sinirge kızma. Elimi yaktım da elim şişiyor. İnşallah elim yara olmaz. Bizden say sıçraymedik ilik suyu. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim kavurduğum kıymam. Arkadaşlar kıymamın şimdi öyle bir baharat yok. Bir tek tuzunu Ankara biberi attım. Gelin anne. Kolay gelsin. Sağ olasın. Yardım edivereceksin mi? Niye edivereyim? Tereyağlarını gezdir ve kıyma döktüklerinin üstüne. Büyük tabağa kıvardım olayı benim oldu. Halam ayağının tozuyla geldi. Değil mi? Ediyoruz yengem. Ben yani az tuttum ama çok koyduk. Ben aldım yağları. Bak, niye? Vallahi bu. Kuyduğum yağı kızlar geri boşalttıdı. Yengen tutumlu karıcanım. Da yağlarımız. Evet arkadaşlar kastamonu tirdiğimizde hep birlikte yaptık. Bu tirit sıcak yenen bir şey. Bu öyle beklemez. Bunu tabağına hemen elini gelip kaşıklayıp yiyeceksin. Geldi attım şöyle. Öyle mıyıl mıyıl. Bu şekilde yapım aşamalarını gerçekleştirdik. Bunun ayağı vurdu muydu anne? Şu kadar az gibi olmuş. Varsa ya buyur ver bunu bir daha. Evet bu şekilde yaptık bitirdik. Tariflerini de aynı bu şekilde benim yaptığım gibi yaparsanız bek tatlı olur. Allah hastalığına yemeği nasip etsin.
Tekrar söylüyorum, beni desteklemeyi, bana abone olmayı, bana yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu şekilde bana destek olursanız daha çok tarifler yaparım. Şimdilik diyorum ki Allah'a emanet olun, biz de bu tiridi yiyelim soğutmadan. Evet, şu an tiridimizi afiyetle yedik, bitirdik. Yengem var, yeğenim Batuhan var, dayım var ve bizim ev ahalisi. Bir de benim yeni dış sesim, pamuğum Simge var. Dayıcım, tiridi ilk defa yaptım. Başın dişin ağrımaz. Nasıl buldun? Harika, bayıldım yani. İnşallah bir daha yürüyeceğim. Ah benim canım dayıcım. Videoyu kapatınca arkadaşlar ambulans çağıracağım. Beni araba yatar mısın? Evet arkadaşlar, bu şekilde Allah ne verdiyse yedik. Sizler de yapıp yiyebilirsiniz tiridi. Gayet de lezzetli oldu. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın.